Herkese selamlar dostlar. 30 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelemiz var. İdeali yüksek oranlarıyla birlikte devam ediyoruz. Milli ara bitti. Cuma günü artık ana liglerle, major liglerimizle birlikte devam ediyoruz. Dilerseniz direkt başlayalım. Bir adet skor yarışmamız var. Skor yarışmamızdan önce İspanya ve Almanya maçlarının maç skorunu sizlere sormuştuk. İspanya maçını bileni zaten tek bir arkadaşımız vardı. Mustafa Özdemir isimli arkadaşımız bildi. Instagram üzerinden benimle iletişim kurabilir. Onun dışında Almanya maçının maç skoru 3-3 bitti zaten. Bilen olmaması gayet normaldi. 3-3 gibi farklı bir skor çıktı. Ve sizlere maç skoru yarışması olaraktan da Bayern Münih ile Bayer Leverkusen'in maç skorunu sizlere sorduk. Güzel bir temposu yüksek bir maç bekliyoruz. Benim skor beklentim 3-1 bandına bir Bayern Münih galibiyeti gelebilir diye düşünüyorum ben. Fakat Leverkusen tarafından da gol beklediğimi belirteyim. Sizce maç skoru ne olur sizlere soralım. Ve bilen bir arkadaşımızı, bilenler arasından seçelim bir arkadaşımızı. Ekim ayı boyunca katı Telegram gruplarımızda tam bir ay gibi süreyle misafir edelim diyelim. İsterseniz geçelim. Bugün ne yaptık mesela? 2 tane maç önerim vardı. Bir tanesi voleybol, bir tanesi de basketboldu. Voleybol winner oldu arkadaşlar. Voleybol mücadelesi milli takımda Dominik Cumhuriyeti'nin maçı vardı. Dominik'i biraz takip ettim. Kore ile oynadığı maçı izlemiştim. Aynı şekilde Türkiye'de Kore ile oynadığı maçı takip ettim. Full izledim. Maçında ben üste gideceğini 1.67 gibi orandan tek tercih olarak önerdim. Değerlendirenlere tebrikler diyelim. Katıl grubundaki arkadaşlarımız başarılı bir şekilde değerlendirdik ve geldi bu mücadele. İsterseniz geçeyim bunu. Bir adet de basket mücadelem vardı. Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in bir mücadelesi vardı. Orada favori 1.45 gibi orandan Fenerbahçe'ydi. Ben Anadolu Efes tarafına gittim. Fakat deplasmanı atacağız 84 sayıyı aldım. Efes ilk yarı gayet, ilk iki periyot gayet güzel oynadı. Fakat 3. periyotta yaptığı o tutukluluktan dolayı 12 sayıda kaldı. Bu bahsimizde başarısız oldu. Bunu da sizlere göstermiş olalım. Dilerseniz başlayalım. 5 adet mücadelemiz var. Dediğim gibi ideali yüksek sizlere bahsedeceğim. Sizlerden ricam Cuma günü olmasından dolayı ve ligler başladığından dolayı videoya güzel seviyede bir like atmanızdır. Artı 300 like Cuma günü için yeterli olacaktır. Emeğe saygı diyelim. 2 saniyenizi ayırırsanız sevinirim arkadaşlar. Başlayalım ilk mücadelemizle. Paderborn'la Darmstadt mücadelesi. Maça baktığımız zaman da her iki takım da öncelikle oynamayı seven takımlar ve ofans düşünen takımlar olduğu için bu maçın beklentisi gol yönünden bence biraz yüksek ki o bekleneni de verebilecek bir karşılaşma olarak düşünüyorum bu mücadeleyi. Paderborn kendi evinde oynadığından dolayı saldıracaktır. Darmstadt da geçiş oyununu iyi oynayaraktan da arkadaki boşlukları iyi değerlendiren bir takım ki bu zamana kadar yaptık. Deplasmanda oynadığı maçlara baktığımız zaman da ve izlediğimiz maçlara baktığımız zaman da bunlar bize referans olabilir arkadaşlar. Mücadelenin beklentisi KG var. Fakat baktığınız zaman da KG var 1.28 gibi oran açmışlar. Buna girmeyelim bu orandan. Şöyle yapalım. Paderborn'un kendi evinde ne kadar golcü bir takım olduğunu mutlaka bak istatistik olarak da görmüşsünüzdür. Zaten 2 seansında olduğundan dolayı cumartesi günleri veya pazar günleri izleme şansımız çokça oluyor. Diğer maçlar, ana maçlar başlamadan önce Paderborn'un kendi evinde durdurulması güç bir takım. Bakın galibiyetine burada 2.05 gibi oran açmışlar. Buna gitmeyelim. Fakat Paderborn'un atacağı 2 gole burada 1.60 bandında bir oranı var. Ev sahibi 1.5 üstün 1.61 gibi bir oranı var. Paderborn'un 2 golü değerlendirme altına alınır. Neden bahsunu bir vermiyorum? Çünkü mücadele 2-2'si var. Darmstadt takımının da oyuna ortak olması malum. 2-2'si var. İdealden ev sahibi 1.5 üstü alabiliriz. Onun dışında dedim ya mücadele zaten bir KG var, beklentisi var. Fakat biz buna girmeyelim. Sistem kuponu yaparsanız veya düşük misli yüksek oranlı kuponlarınıza ilk yarıdan gelecek bir KG var tercihini burada 3.03 gibi orandan değerlendirme altına alırsanız en azından ilk yarıdan gelirse yani 1.28'den değil de 3.03'ten alırsanız kat daha bilmem kaç kat oluyor zaten siz hesaplarsınız. Ondan dolayı biraz daha sistem kuponuna girebilir. Maçın beklentisi de bence 2-1-2-2 ayarında bir ev sahibi galibiyeti biraz daha önde gibi duruyor. İkinci maçım Sporting Lisbon'la Gil Vicente mücadelesi. Şimdi Lisbon takımına baktığımız zaman ligde aldığı mağlubiyetlerle özellikle Boavista mücadelesi son maçında mağlup oldu. O maça baktığımız zaman da Lisbon oynadı fakat Şampiyonlar Ligi vesaire derken mağlup oldu diyelim o mücadelede. Velhasıl kelam baktığımız zaman da ligler arasında özellikle Benfica ile toplamda 7 maç oynamasına rağmen 10 puanı aşkın bir puan farkı oluştu. Ligden ziyade Şampiyonlar Ligi'nde iyi giden bir Lisbon takım var. Tottenham'a karşı galip geldi. Yine 3-0'lık bir Frankfurt galibiyeti vardı sanırım. Güzel bir şekilde galip geldiler. Velhasıl kelam şimdi Marsilya ile de bir maçları var. bu maçı mı önemserler mi veya akıllarında o Marsilya maçı kalır mı? Bunu düşünmek lazım. Ben Lisbon'un burada Gil Vicente'ye karşı galip gelmesini bekliyorum. Zaten 1.16 gibi oran açmışlar. Fakat galip gelirken nasıl galip gelir? Bunun üzerine konuşmak lazım. Bence 2-0 veya 3-0 maksimum, bence 3-0 ayarında galip gelir diye düşünüyorum. İdealden bir 4.5 altında bir alınabilir bu mücadeleyi. 1.44 gibi orandan Lisbon galibiyeti gelir ama 4.5-6 ile bunu süsleyelim ben diye düşünüyorum. 2-0-3-0 ayarında bir skor beklentim var. 4.5 altında bir yapılabilir. Eğer sisteme girer diyorsanız da veya yüksek oran alacağım diyorsanız da bu mücadeleye 3.5 altında da bir Lisbon galibiyeti değerlendirme altına alınabilir. Bunun da oranı 1.86 gibi oranı var. İsteyenler buna da bir ufak değerlendirme yapabilirler. Bayern Münih ile Bayer Leverkusen mücadelesi. Şimdi Leverkusen, şundan özellikle Bayern Münih tarafından başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde galip gelen bir Bayern Münih takımı. Fakat kendi liginde 4 maçtır galip gelemeyen bir Bayern Münih takımı var. Şunu belirteyim sizlere. Şöyle bir istatistik var. Bayern Münih takımı 21 sezon sonra 4 maç kazanamamış. Bak 21 sezon. 21 yıl diyelim biz buna. Tam 21 sezon sonra üst üste 4 maç kazanamadan ilerlemiş yani ligde, Bundesliga'da. Şimdi burada Bayern Münih'in patlama maçı olabilir mi? Bence olabilir yani. Bayern Münih bu maçları sever. Fakat karşılarında Leverkusen var. Lige çok kötü başladılar. Aslında kötü başlamadılar. Şöyle bir olay oldu. Ben her maçını izlediğim için de söyleyeyim sizlere Leverkusen'in. Pozisyona girdiler mi? Girdiler bakın. Allah var, bütün pozisyonlara girdiler yani. Gol olabilecek pozisyonlara girdiler. Patrick kendi liginde de zaten kaçırmaya, kendi milli takımında da kaçırmaya devam ediyor. Penaltıyı atamıyor, üstüne nişanlıyor. Velhasıl kelam girdikleri pozisyonları değerlendiremediler. Değerlendiremeyince oyundan düştüler. Oyundan düşünce de gol yediler. Ligin başına böyle arta arta mağlubiyetler geldi. Son haftalarda ufaktan bir toparlandıklarını söyleyebilirim. Bayern Münih kalesindeki mutlaka pozisyonlara girecektir. KG varın oranı burada güzelmiş. 1.34, 1.35 maçlarında oranı vardı. 1.35'ti, 1.34'e düşmüş. Bir idealden KG var bence alınabilir. Yani bu maçın da KG var olmayacaksa hangi maça gidelim diyorum ben sizlere. KG var aldık mı? Aldık. Ben bir de şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum KG varın yanında. Maç sonu 1 ve KG var olarak 1.76 gibi oran var arkadaşlar. Yani buradan bir 30'dan KG var alacağınıza bir Bayern Münih galibiyeti bekliyor muyuz? Biz artık bir Bayern Münih galibiyeti gelebilir. Leverkusen tarafı da gole eşlik edebilir mi? Edebilir. O yüzden şöyle yapalım. Dediğim gibi benim skor beklentim 3-1'lik bir Bayern Münih galibiyeti olduğundan dolayı, hatta bu maçın skorunu da sizlere sorduk, bilen bir arkadaşımız alacağız dedik. 1 ve KG var yaparsanız burada 1.76 orana kadar çıkartmış da olursunuz. İki tercihi aynı anda birleştiriyoruz. Biraz sıkıntı olabilir. O yüzden dilerseniz kafanıza göre de bir değerlendirme yapabilirsiniz. Angers ile Marsilya mücadelesi. Marsilya ligde namağlup şekilde ilerliyor. Aynı şekilde Avrupa'da da baktığımız zaman da Şampiyonlar Ligi'nde şöyle baktığımız zaman da Şampiyonlar Ligi'nde kötü giden bir Marsilya var. Gol dahi atamadı henüz. Şimdi kendi evlerinde oynayacakları bir mücadele var Lisbon'la birlikte. Akılları o maçta kalabilir diye düşünüyorum. Angers de 2 haftadır toparlandı. Bakın maçın normal beklentisini biliyoruz. Marsilya bence bu mücadeleyi kazanabilir. Yani 2-0 ayarında bir Marsilya galibiyeti gelebilir burada. Fakat ben burada Marsilya galibiyetinden ziyade hem yüksek orana gidelim diyorum. Hem de Cuma gününden dolayı olası bir sürpriz çıkarsa o sürprizi de bu şekilde yakalayabiliriz diye düşünüyorum. MS2 alınabilir mi? Alınabilir. Fakat ben dediğim gibi şöyle yaptım. Mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol bekliyorum. Marsilya kazansa da zaten bence 2-0 veya 2-1 ayarında kazanabilir. Cuma günü olması dolayısıyla, Angelin'in de son 2 haftadır ufaktan bir toparlanması dolayısıyla mücadele de 2-3 gol bandına sıkışabilir diye düşünüyorum. Yani taraf alıp 1.60'dan risk alacağımızda alınabilir mi? Alınabilir. Namağlup giden bir Marsilya var. Fakat ben orada olası bir 1-1'den kaçıyorum. 2-3 gol tercihini burada 1.86'dan sizlere öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Ve son mücadelem Hull City ile Luton Town mücadelesi. Hull City son 3 haftadır gol dahi atamadı. Maçın özetlerini izleyin. Acun Ilıcan'ın takımı zaten. Ben takip ediyorum. Gayet pozisyonlar. Estupinyan yani karşı karşıya kaçırıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Kendi evinde mutlaka hücum oynayacaktır. Artık bir şeyler yapmak isteyecektir. Bir milli ara vardı. O milli arayı iyi değerlendirdiklerini düşünüyorum. Hatta Şota istifa etmek istedi. Acun Ilıcalı istifasını kabul etmedi. Biraz daha devam etmesini istedi. O da aynı şekilde kabul etti. Biraz daha devam edecek Hull City takımında. Bu mücadele gollü bir maç geçebilir. Hull City'nin kendi evinde atacağı golü bekliyorum. Hücum hattı aslında iyi. Fakat defans hattı gerçekten kötü durumda. Hull City takımının. Hücum hattı defansı kötü olan takımda ne olur? Karşılıklı gol varlar giderilebilir. 3 haftadır gol atamayan bir Hull City var. Milli arayı da iyi değerlendirdiklerini düşünüyorum ben. Şota da burada artık bir şeyler yapmak isteyecektir. Hücum hattı güzel. KG var oranı 1.67'de gibi oranı var. Yüksek de bir oranı var arkadaşlar. Değerlendirecekler burada bir KG varı da alabilirler. Toplam 5 mücadele bu şekildeydi. İdeal yüksek oranı değerlendireceklere bol şanslar. Videomuza like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.